Yani araştırmalar da yapıldığını tahmin ediyorum bununla ilgili. Ama hani bir kolera vakası, şimdi kolera bir ishalli hastalık ve onlarca ishalli hastalık etkeni var. Örneğin rotavirüs enfeksiyonları var. Çocuklarda sıkça gördüğümüz. Dolayısıyla hani kolera demek şu anda mümkün değil oradaki vakaların hiçbirine. Ama buna yönelik tanısal altyapıyı da orada desteklemek gerekiyor. Şimdi her tür olağan dışı durum bir enfeksiyon yayılım riskini barındırıyor. Daha önce İzmir'de olan depremde de hemen deprem sonrasında Covid vakalarında ciddi bir artış görmüş idik. Burada da hani bölge tabii çok büyük bir bölge etkilendi ve içme kullanma suyu altyapısı da hasar gördü büyük bir alanda. Dolayısıyla hani suyla ilişkili bir sağlık sorunu, enfeksiyonların ortaya çıkması muhtemel ve beklenmelidir. Yani çok büyük bir alanın etkilendiğini biliyoruz. Çok büyük bir alanda içme kullanma suyunun sorun olduğunu biliyoruz. Burada öncelikle oradaki insanlara sağlıklı içme suyu sağlamak gerekiyor. Çünkü ilk büyük risk veya ilk büyük olasılık suya bağlı enfeksiyonların ortaya çıkması. Hani soğuk veya temas izolasyonunun olamayacağı durumlarda solunum yolu enfeksiyonları da beklenebilir ama şu anda hani içme ve kullanma suyu açısından bir risk oluşturduğu için mevcut durum. Suyla ilişkili enfeksiyonların mutlaka dikkate alınması gerekiyor. İshal vakalarının başladığı yönünde bildirimler geliyor ama tabii bunların ne olduğunu biz henüz bilemiyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bir ekip gönderdiğini biliyoruz. Orada laboratuvar hizmeti, yani sahaya hızlıca cevap verecek, ihtiyaca cevap verecek bir laboratuvar hizmet alanı ve ağı kurduğunu da biliyoruz. Hatta bu amaçla bir gönüllü hekim ve teknisyen görevlendirmesi de bölgeye yönelik yapıldı. Hani bir an önce ortaya çıkan etkenlerin tespit edilmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması gerekiyor ama tabii esas alınması gereken önlemler altyapıya ilişkin. Yani o içme kullanma suyunun altyapısına ilişkin. Hani bizlerin öncelikle hani güvenli bir içme suyu sağlaması gerekiyor halka, orada yaşayan insanlara. Öncelikle sağlanması gereken şey bu. İçme ve kullanma suyunun şebekelerin kullanılamayacağını varsayarak bunu söylüyoruz. İçme ve kullanma suyunun dışarıdan ve sağlıklı olarak sağlanması gerekiyor öncelikle. Çünkü suyla ilişkili enfeksiyonlar çok hızla yaygınca bulaşabilirler ve çok özellikle hani daha risk grubu olarak kabul edilebilecek yaşlı ve yeni doğan bebek nüfuslarında da çok ciddi sorunlar oluşturabilirler. Ölümle sonuçlanan vakalar ortaya çıkabilir. Buna yönelik olarak öncelikle içme kullanma suyunun temiz olarak sağlanması gerekiyor ve hani o tür enfeksiyonlara karşı da işte çocuklar için özellikle rehidratasyon sıvıları dediğimiz edici sıvıların da, destek ilaçların da bölgeye tabii nakli gerekiyor. Halk sağlığı uzmanı arkadaşlarımız bölgede, Türk Tabipler Birliği'nden onlar gözlemlerini aktarıyorlar. Onların aktardığı bilgiye göre hani vakalar olduğu, ishalli vakalar olduğunu biliyoruz ama etken veya sebep konusunda çok net değiliz. Zaten kış sebebiyle mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Hani suyla ilişkili enfeksiyonlar bir risk, deprem nedeniyle bir risk. Onu bir kenara koyacak olursak zaten mevsim itibariyle solunum yolu enfeksiyonları, virüs enfeksiyonlarının yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bu durumda insanların hani bir kere çok daha yakın temaslar söz konusu, arama kurtarma süreçlerinde veya barınma süreçlerinde daha kalabalık bir yaşam söz konusu. Dolayısıyla bu tür enfeksiyonların da yayılması öngörülebilir bu topluluk içinde. Tabi burada hani insanlara önerilecek şey maske, mesafe, izolasyon normal koşullarda ama tabi deprem bölgesinde durum bunu sağlamak çok daha zor. Ki aksi bir anlam ifade etmeyecek. Onlara bir ekip de kurulması gerekiyor. Bu koordinasyonu, bu sağlık altyapısını kurmakla yükümlü olan kurum Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın bizim verdiğimiz listelerden arkadaşlarımızı aradığını biliyoruz. Kamu personeli olanları göreve davet ettiğini de biliyoruz. Yani umuyorum bundan sonra daha da bu konuda daha iyi bir yapılanmaya gideceğini ümit etmek istiyoruz bakalım. Tabii bulaşıcı hastalıklar yönünden en önemli korunma aracı aşı, ülkemizde de dünyada da. Bu tür bir afette birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir an önce yerine konması gerekiyor. Aşılama hizmetlerinin tekrar olağan akışına döndürülebilmesi gerekiyor en kısa sürede. Çünkü o zaman hani bunu sağlayamadığınızda kızamık gibi ciddi sonuçları da olabilen diğer bulaşıcı hastalık, enfeksiyon etkenleri de işin içine girebilir. Hani bir an önce de bölgenin duyarlı nüfusun, hedef nüfusun aşılanmasına yönelik hizmetlerin tekrar reorganize edilebilmesi gerekiyor. Çocukluk çağı aşılarının eksiksiz yapılması gerekiyor. Tabii bölgede bir yaralanmalı, hasarlı bir bölge. Tetanoz gibi zaten yani birinci basamakta hemen bunu gündeme getirdiklerini tahmin ediyoruz Sağlık Bakanlığı'nın da. Hani tetanoz gibi duruma özel aşılar yanında rutin, her zaman yapılması gereken aşıların, işte gebe takiplerinin, çocuk takiplerinin normal düzenine olabildiğince getirilmesi gerekiyor.